Merhaba, ben Sümeyye Özkan. Projemin adı Hesene. 1995 İstanbul doğumluyum. 2013 yılında İsmet İnönü Meslek Lisesi'nden mezun oldum. İlk yazılım hayatım burada başladı. 2019 yılında Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliğini bitirdim. 28 Haziran 2022'de UpSchool'dan mezun oldum. UpSchool süreci hem Android tarafında bizi eğitirken aynı zamanda iş hayatına da hazırladı. Bu yüzden UpSchool'la yollarım kesiştiği için çok mutluyum. UpSchool süreci benim için çok keyifli geçti. Projem ilk açıldığında SNM'in gözüktüğü, splash screen ve aktivite ile oluşturduğum bir ekran geliyor. Bu aktivite yaklaşık 2 saniye, 3 saniye kaldıktan sonra kayboluyor ve sign up ekranına geliyor. 3 adet ekranım var giriş yapmak için. Sign up, login ve forget. Bunların her birinde Firebase yapısını kullandım. E-mail ve password girdiğinizde, sign up dediğinizde hem ana sayfaya giriyor hem de sizin Firebase sitesinde kaydınızı sağlıyor. Eğer ki daha önceden kayıtlıysanız already have an account diyerek login ekranına geliyoruz ve login ekranında kayıt olduğumuz mail ve şifreyi yazarak Login'e tıkladığımızda yine ana sayfaya geçmiş oluyoruz. Forget ekranımızda eğer ki şifremizi unuttuysanız yine Firebase'de sağladığımız maile şifreyi sıfırlamaya dair bir mail geliyor. Buraya mailimizi yazdıktan sonra gelen adımları takip ederek şifremizi sıfırlayabiliriz. Bunu da yine Firebase'de sağladım. Ana ekranımızda sabit bir resim ve bunları kaydırması için Recycler View kullandım. Bunlar için apiden çekme işlemleri, Canerapi'yi kullandım. Apiden çekme ve bunları birbirine bağlamak için MVVM yapısını kullandım. Aynı şekilde sayfaları birbirine bağlamak için Fragment kullandım. Son olarak en altta yer alan bu butonlar için Button Navigation kullandım. Profil sayfamda yine sabit bir resim görselliği sağlamak için ve Firebase'de aldığım veriyle hangi kullanıcı giriş yaptıysa o kullanıcının mail adresini yazdırıyorum. Sign out ekranına tıkladığımızda ise çıkış yapıyor. Bu süreçte neler öğrendim? İletişim, kız kardeşlik ve yardımlaşmayı bir arada değerlendirmek istiyorum. Çünkü bir sorun olduğunda Discord'a yazarak cevap alabiliyordum. Bu çok önemli bir şey. 30 kişi sizinle birlikte Android öğreniyor ve bir sorunuz olduğunda sorup cevap alabilmek daha hızlı öğrenmenizi ve ilerlemenizi sağlıyor. Plan aşamasını öğrendim. Nasıl plan yapılır? Planlarda neye dikkat edilir? İnternet üzerinden bir planlayıcı oluşturup nasıl ilerlemesi gerektiğini yine UpSchool sayesinde öğrendim. Neler öğreneceğim? Daha önce neler öğrendim kısmına yardımlaşmayı koymuştum. Gene koymak istiyorum. Çünkü yardımlaşmanın benim için hep süreceğini düşünüyorum. Ben bir şey öğrendiğimde Android ile ilgili olsun veya teknik anlamda, core skill alanında farklı bir şey olsun. Ben bunları arkadaşlarıma aktarmayı istiyorum. Azim ve kararlılık kısmında ise ben Android öğrenmeye devam edeceğim. En ince ayrıntısına kadar. Ve bu sürecin bir ömür boyu süreceğini düşündüğüm için. Çünkü teknoloji gelişen bir şey ve her gün yeni bir şey öğrenmemiz gerektiği için azim ve kararlılıkla bu yolda ilerleyeceğime inanıyorum. Son olarak kendini ifade edebilmek. Birçok core skill olsun, her skill olsun, Discord tarafından olsun kendini ifade edebilmenin çok önemli olduğunu ve bu süreçte kendini ifade edebilme kısmında kendime değer katabileceğimi düşünüyorum. Şimdi projemizi çalıştıralım. Senem olarak karşımıza geliyor ve bizi karşılıyor. Birkaç saniye durduktan sonra eğer giriş yapacaksak sign eğer giriş yapmışsak login eğer şifremizi unuttuysak da forget ekranı karşımıza geliyor. Biz şimdi yeni bir geri tuşu yaptığımızda da çıkıyor. Geri tuşumuz da çalışıyor.
Şimdi biz sign up'la yeni bir üyelik oluşturalım. Sümeyye diyelim 12@gmail.com diyelim. Sitemizi oluşturalım. Giriş başarılı diyor. Burada ürünlerimiz, API'den çektiğimiz ürünler geliyor. Bu şekilde kaydırdığımızda ürünlerimizi görüyoruz. Aynı şekilde çıkış yaptığım profil sayfasına geldiğimizde mail adresimiz ve sign out ekranı bizi karşılıyor. Sign out'a tıkladığımız zaman çıkış yapıyoruz. Kayıtlı olduğumuz bir mail ile buraya bilgileri girdiğimizde ve send dediğimizde bizim mailimize bir şifre geliyor. Ve bu şifreyle birlikte biz parolamızı sıfırlayabiliyoruz. Şifremizi sıfırladığımıza dair bir mail geliyor. Bu şekilde işlem adımlarını takip ederek şifremizi sıfırlayabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.